Evet, şimdi Kami'yi görüyorum Brezilya ekibinde. O da çok iyi bir performans sergiledi bugün. Kasadin'le darmadağın etmişti bugün ortalığı. Çok iyi bir performans sergiledi. Bakalım nasıl bir performans gösterecek birebir de. Yani bir orta koridor oyuncusu olarak aslında çok da baskı hissediyor olmaması lazım. Yani bu tabii zaten bu hani 1v1 konusunda en rahat koridorlardan bir tanesi orta koridor oyuncuları. Diğeri de muhtemelen nişancıdır diye tahmin ediyorum. Yani olay minyon biçme konusuna geldiği zaman. Evet, Kami için neler söyleyeceksiniz? Yani gayet iyi bir performans şu ana kadar. Çok da fazla röportajını izledik bu iki günde. Çok hazır hissediyor kendini. Çok da pozitif oynuyor şu ana kadar. Neler diyeceksin Kami için Skyler? Kami benim beklediğimden daha aslında iyi çıktı diyebiliriz şu ana kadar. Genelde beraber oynamaya alışmadığı oyuncularla oynasa bile gayet iyi bir performans gösteriyor bence. Bakalım bu 1v1'de de yani kendisini gösterebilir. Evet, seçimi yasaklama ekranına da gelmiş bulunuyoruz şu anda. Bakalım nasıl bir tercihte bulunacak. Yasaklarken Kami ilk yasaklamasını yapacak. 5 saniyesi kaldı derken Karma yasakladı. Hemen Syndra'yı yasakladı beklemeden. Şimdi ikinci yasaklamalar da gelecek burada. Tabii seçilen şampiyon sayısı arttıkça yasaklanacak şampiyon sayısı da artıyor ona göre. Çünkü iyi oynayanlar tam genç gibi yasaklanmaya başlıyor ve bazı şampiyonların açıkta olduğunu görebiliyoruz. Cassiopeia yasaklanınca Kami orada bir gülümsedi. Kendisi de Caitlyn'i yasakladı. Şimdi son yasaklamalar gelecek ve ondan sonra oyuncular şampiyonlarını seçecekler. Kami hala düşünüyor. Belki bir yasaklama da yapmayabilir aynı zamanda. Derken Varus. Ve Nasus. En iyi aslında, evet yani hiç görmedik. Hiç görmedik. O da zaten büyük ihtimalle aklındaydı. Hiç bekletmeden kilitlemeyi tercih ettiği şampiyonu en iyi göreceğiz. Bakalım karşısında hangi şampiyon olacak? Kami düşünüyor şu anda. Bakalım derken. Evet, bunu da artık görmemiz gerekiyordu. Yakın zamanda. Bitkinlik burada tabii ki kilit. Sihirdar büyüsü kesinlikle Urgot için. Yani eninin üzerine atabilirse büyük bir ihtimalle kazanacaktır bir öbürü. Tabii önemli olan şey diğerlerden bir tanesinde erken seviyelerde Urgot'un neler yapabileceği. Aslında belki de seviye 6 olmadan ki en parlak dönemlerini bence Urgot o dönemlerde ben yaşayacağını düşünüyorum. Ki bu dakikaları da kesinlikle agresif oynayarak geçirmesi gerekiyor. Geçen sene de görmüştük zaten ama bu sene de bir şekilde görmeye başardık ama Eni karşısında neler yapacak sence? Ya Eni zaten kırılgan bir şampiyon. Yani öncelikle onu söylemek lazım ama burada olay 1v1 olunca biraz farklılaşıyor tabii. Yani Eni'nin Urgot'a hasar vermesi için Urgot'un da saldırı menziline gireceğini de söyleyelim. Bu noktada işte asıl Urgot'un ne yapacağı çok önemli. Yani hasar vurmayı mı tercih edecek yoksa hani Eni'nin manasının bitmesini mi bekleyecek ki? Hani Eni de muhtemelen her sersemletme geldiğinde bunu hani agresif bir şekilde ben kullanacağını düşünüyorum. Yani koridoru nasıl oynadıkları tabii ki çok önemli. Evet. Özellikle ilk 3 sene nedir? İlk 3 seviye çok belirleyici olacak. Orada hani ilk kanın koptuğunu görebiliriz. Ben 100 milyon oynanacağını pek beklemiyorum. 2 tane tutuştur var onda belirtelim. 2 tane tutuştur var. Bir tane kar topu var bu arada. İlk kar topunu bizim ekibimiz kullanmıştı. Crystal'la başladı ki o. Bekleme süresi de yaklaşık bir 45 veyahut da 1 dakika civarlarında olduğunu ben tahmin ediyorum. Kar topunu. Evet, iki oyuncu da tekrardan sonsuz uçurumda yerini almış durumda. Kami biraz agresif mi başlayacak acaba? Şimdi Baron orada nasıl bir pozisyon alacağı çok önemli. İlerlememeyi tercih etti. Biraz daha güvenli bir oyunu izleyecek. Yani genelde yani nişancıların veyahut da işte saldırı gücünden beslenen şampiyonların biz Doran kılıcı olarak başladığını gördük. Ama burada Kami biraz daha can havuzunu yüksekte tutmak için uzun kılıça başlamayı tercih etmiş. Bununla belki can havuzunu de aşağıda tutuyor ama. Ha şey X açısından söyledim. Burada muhtemelen hani bir sonraki alacağı eşyada önemli olabilir. Dişli kama gibi. Evet, ilk hasarda çıkarmayı başardı burada Kami. Bu arada yani erkenden birinci seviyeden itibaren girebilir Kami. Onu da unutmamak lazım. Evet, Çim'de pozisyonunu da aldı. İyi bir pozisyon aldı şu anda. Bear'ı oradan uzaklaştırmayı başardı. Hem minyonlarını rahat bir şekilde alıyor hem de istediği zaman hasar çıkartabiliyor ama Bear'ın şu anda stun'ı hazır. Sersemletmesi hazır, onu da belirtelim.
Minyonlar kesilmeye başladı. İlk dalgayı kaçırmadı tabii Kami. Karşısında onu dalınca iki oyuncu da ilk dalgayı kaçırmamış oldu. Karşılıklı olarak minyonlar şu anda kesilmeye devam ediyor. Bakalım hızlı bir şekilde kesiyor iki oyuncu da. Dolayısıyla ne tarafa doğru yönelecek bunu da hep birlikte göreceğiz şu ama anda. Ama yani kuleye kitleme gibi bir durum söz konusu değil. Evet. Henüz. Aslında Urgut'u belki de yani 1v1'de güçlü kılan diğer bir özellikle pasifi. Saldırı verdiği deften daha %15 daha az hasar alıyor. Evet. Ki bir de ultisinin ona aynı zamanda büyü ve zırh direnci kazandırdığını söylersek bu da onu başka güçlü kılan özelliklerinden bir tanesi. Evet, bakalım 15 milyon, 12 milyon ve Kami şu ana kadar galiba hiç milyon kaçırmadı. 19. Yani 3 milyon dalgasının 19. Gayet başarılı. Diğer tarafta Barry de tabii ki iyi tutunmaya devam ediyor ama bakalım Kami gayet iyi gidiyor şu noktaya kadar. Yani bir yerden sonra belli ki Annie'nin skor kovalaması gerekecek. Evet, kesinlikle öyle duruyor ki. Aslında agresif oynamaya çalışan bu noktada Kami gibi görünüyor. En iyisi şu anda durumu kabullenmiş. Urgut'ta uzun süredir görmüyorduk. Bu tür arenalarda onu da böylelikle izleme şansını yakalayacağız. Ama Kami hazırlanmış gibi gözüküyor. Şu ana kadar kendi oyununu oynuyor. Çok iyi bir şekilde minyonları kesmeyi başardı. Dakika 3. Orada çok fazla hasar çıkaramadı Beğer. Dolayısıyla... Kalkanı da kullandı orada Urgut. Bakalım deneyecek mi Urgot? Canlar azaldı, manalar da azalıyor yavaş yavaş. Minyon anlamında önde şu anda Kami'nin avantajı var. Orada bakalım kaçıracak mı? Oradaki ilkini almaya başardı, ikinciyi de aldı, üçüncüyü de almaya başaracak. Orada en azından bu 3 milyon için iyi bir performans sergiledi ama aradaki 7 milyonluk fark devam ediyor. 32'ye 25. Hala sadece çok az sayıda minyon kaçırdı Kami. Gayet başarılı devam ediyor. Ve yani hani bir geri dönüp sihir içen vesaire aldığı zaman Annie'nin pek bir umudu kalmayacak skor alma konusunda. Belki bir Tanrıçan'ın gözyaşı tercih gelebilir mi diye düşünüyorum ama yani hiç gerek de bulmuyorum bence aslında. Bence de gerek evet. Yok. Yani sonuçta bu mana havuzu bir skor almak için hayali fazla. Geri de dönebildiğin bir noktada zaten hiç gereği kalmıyor bence. Yani Kami geriye döndüğünde 43 milyonu keserek dönmüş olacak. Direkt aldı bu arada. Onu da belirtelim. Ve Doran kılacak dedi. İşte yani minyon kaçırmamanın ödülü. Ve bu noktadan sonra artık Annie'nin yapması gereken şey 6 olup bir noktada... Ya şu senaryoda 6 olsa bile hani bence tek komboda kesebileceğini ben zannetmiyorum. Zor. Çok zor. Hasarı yetmeyecektir çok büyük ihtimalle. Çünkü hani devreye girecek hem Urgut'un kendi kalkanı var, bir de Sirçe'nin verdiği o büyük kalkanı var. Ondan eksini topladığınızda zaten nereden baksanız 250 veyahut da 300 gibi bir büyük hasarı kalkanı evet. Oluşmuş olacak. Üzerine bir de hasar çıkaracak Kami. Dolayısıyla avantaj onda gibi gözüküyor. Ama elinin de bu noktada ayısını unutmamak lazım. Sağ kroşeleri bazen önce olabiliyor. Evet ama tabii ayısının Annie öldükten sonraki pozisyonda hiçbir işe yaramayacak bu eşleşme yani. İçin. Öyle de bir dezavantajı var Annie'nin. 52, 36, 53. 20 milyona kadar çıktı artık fark. Çok hızlı ittiriyor Kami. Yani Kami eğer böyle devam ederse 100 milyona çok hızlı ulaşacak. Iskalamıyor yani bir yandan da hakikaten milyon ıskalamıyor. 5,5 dakikada 56 milyon kesmeyi başardı. Oo. Hasarı da gayet yerinde yani işler pek iyi gitmiyor derken hakikaten. Bitkinlik geldi bakalım tutuşturur da geldi. Erken mi tutuşturur çünkü devam edeceğini düşündü büyük ihtimalle ama ya. Orada Annie'nin kaçması şart da yoksa ölecekti. Dolayısıyla geriye çekildi bakalım üstüne geri dönecek ama. Ulti bile atabilirdi aslında Kami. Evet. Ama yine de garantiyi oynamayı tercih etti. Zaten hani minyon konusunda çok büyük bir problem var şu an Bear'ın. O riske girmek istemedi. Hızlı bir şekilde de zaten şu an Kami ittiriyor. Buradaki dalgayı da muhtemelen kaçıracakmış gibi görünüyor. Evet yetişemeyecek. Orada bayağı bir minyon kaçıracak şu anda. Annie de artık gelmek üstüne doğru geliyor. Aslında. Orada takızı başlatma tercihi biraz enteresan oldu. Ama... Oradan olumsuz çıkınca da üstüne geri döndü ve şu anda tekrardan minyonları kesmeye başladı derken 19 milyonluk bir farklı söz konusu Kami lehine. 66'ya 47.
çizme vesaire hiç umursamıyor zaten Kami. Büyü direncini de iyice arttırdı. Bakalım bu noktadan sonra Eni'nin bir şeyler yapması gerekiyor. Bakalım aklında ne var, nasıl bir strateji izleyecek. Çünkü bu seyirde giderse bu eşleşmeyi kazanması çok da mümkün gözükmüyor. Oyunun 7. dakikasına geliyoruz. İlk defa bu kadar ittirmiş durumda. Yine de hani Urgot, Ace'in tutulur şekilde takaslarla yine üstün çıkan isim olacaktır. Evet, artık 80. minyona doğru ilerliyor. Son aşamaya geldi aslında Kami. Bir şeyler yapmak için vakit daralıyor. O da minyona çarpınca çok da fazla yapabileceği bir şey yok. Eni'nin bakalım onu da kesinlikle 80 olacak derken ultisini kullandı. Bakalım burada nasıl karşılık verecek Kami. Hasar çıkarıyor, geri geliyor. Ulti atacak burada. Harika ulti attı. Kule'yi de tanklamaya başardı. Kule orada hasar verdi. Ayı öldü derken çok az bir canı kaldı ve kaçmayı başardı. Eni burada. Ama değişen çok bir şey yok. Avantaj hala Kami'nin lehine. Ya avantaj hala Kami'de. Bu takasta hani Sirchen devreye bile girmedi. O hasarı yok şu anda Eni'nin ve hasar çıkaracak zamanı da yok. Artık sona doğru geliyor çünkü Kami'nin yapması gereken tek şey 2-3 milyon dalgası daha kestikten sonra bu eşleşmeyi bitirmek olacak. Yani 86 zaten burada 88 olacak. Çok rahat. 2 milyon dalgası da aldığı zaman oyunu bitirecek zaten. Yani şu anda birazcık çaresiz, çok çaresiz bir durumda diyebiliriz hatta aynı için. Evet, yani bir şeyler deneyecek ama bakalım işe yarayacak mı? 12 milyonu kaldı. Kami'nin çok bir şeyi kalmadı. Bir yer orada ittirecek ama çok da mantıklı değil zaten ittirmesi. İttirdiği her minyon Kami'ye bedava minyon olarak geri dönecek bu noktada. Dolayısıyla o da biraz daha sakin kalmayı istiyor ki takasla daha fazla hareket alanı olsun. Ve 90'a ulaştı. 90'a 69. 21 milyon fark var Kami'yle yine. Kami'nin üzerinde şu an o kadar çok büyü direnci var ki. Yani çok da doğru bir hamle. Yani yapabileceği çok da fazla bir şey yok. 94 oldu. Çok bir şey denemeyecek herhalde Bear burada. Çünkü o da farkında yani. 96 oldu. 3 milyon orada 99 olacak derken bakalım. Burada hasar çıkaramadı ama canının yarısı düştü. Bu da büyük ihtimalle artık bu takasla eşleşmenin... Ya bunu da yapabilir aslında. Hani minyonla almayacağım ben seni, öldürüp alacağım da diyebilir. Evet, 98 oldu, 75. Kami'nin canı %60 dolaylarında. Galiba ulti de onu kulenin altına sokmaya çalışıyor. 99, son bir tane kaldı. Onu da almıyor. Minyonun almasını bekleyecek herhalde derken %76'lık ciddi bir fark. Hı hı. Kami performansını bu eşleştirmede de devam ettirmeyi başarıyor. Biraz acı çektirilmiş gibi yaptı ama sonra bu oyunu daha fazla oynamak istemedi Kami. Yani bir orta koridor oyuncusundan beklediğiniz performans gördüğümüzü söyleyebilirim. Yani ama bir şey denememesi de çok enteresan. Yani zaten denese de yapabileceği çok bir şey yoktu ama en azından minyonların bitirmesini beklemeden bilmiyorum bir takasa girip en azından takasta bitirmeyi deneyebilirdi. Denememekten iyidir yani. Aldığı eşyalara hani bakacak olursak oradan gelen bir nereden baksanız bir 55 veya 60 dolarına bir zırh büyü direncine sahipti. O dakikadan sonra zaten hani Orgut'u öldürmek bayağı zor. Ya hem menziliniz var hem de karşı tarafın hasarını düşürebiliyorsanız zaten bu eşleşme sizin için. Ki hani onu da söyleyeyim, Urgot'un pasifinde hani %15 daha az hasar almanızı sağlıyor hasar verdiğiniz rakipten. Bir de büyü direnci çıktı. Ortaya konulunca hasar alamayan bir Urgot'u görmüş olduk. Yani birebir için zaten çok iyi olmasının sebebi işte E ile beraber Q'yu uzaktan atması değil, genelde pasifi. Evet. Pasifi asıl farkı ortaya koyuyor. Bakalım yani daha fazla seçildiğini görebiliriz aslında. Urgot'un zaten şu ana kadar ilk defa seçilmiş olması asıl şaşırtıcı haber. Bakalım bir sonraki maçta yine seçebilirler.